Değerli izleyenler, EkoTürk ekranlarından herkese mutlu günler. Ben Naz Özdeğirmenci, Gıda Borsası programıyla karşınızdayım. Bugün Gıda Borsası'nda yeme içme sektörünü ele alacağız. Yüz binlerce insanın ekmek kapısı, yiyecek işletmeleri COVID'le mücadele kapsamında tamamen kapatılmasa da müşteriye fiziki olarak servis vermesi yasaklandı. Bugün programımızda restoranların bu süreçte, bu zorlu süreçte verdikleri mücadeleyi ve beklentilerini konuşacağız efendim. İstanbul Ticaret Borsası Meclis Üyesi sevgili Süleyman Tarakçı bu dakika itibariyle yayınımızda. Süleyman Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Naz Hanım. Öncelikle COVID sürecinde ciddi bir mücadele verdiniz müşterinin, tüketicinin güvenini kazanmak noktasında. Ancak geldiğimiz noktada fatura ilk olarak sizlere kesildi. İşte virüsün yayıldığı belli başlı şüpheli yerlerden biri olarak seçildiniz. Geçen hafta alınan kararlar doğrultusunda restoran ve kafelerde sadece paket servisine izin verildi. Nasıl gidiyor işler diyerek başlayalım. Öncelikle dünyamızın ve ülkemizin içerisinde bulunduğu bu süreçten bir önce çıkmasını diliyorum Yüce Rabbim'den. Zor bir süreç. Şu anda dünyada yaşayan insanların diğer virüslerle kıyaslandığında hiç kimsenin tecrübe etmediği bir durumla karşı karşıyayız. Bununla alakalı çok çeşitli bilgiler, çok farklı farklı bilgiler, kafaları karıştıran bilgiler oluyor. Sosyal medya denilen de bir gerçek var. İyi ile doğrunun çok kolay ayırt edilemediği, bilgi güncellemesinin saniyelerce içerisinde yapıldığı bir dönemde oldukça bir bilgi kirliliğimiz maalesef var. Sonuç itibariyle inşallah bugünlerde gelip geçecek. Tabii 9 aylık bir süre içerisinde ikinci kez kapatılan bir sektörüz ve tek sektörüz. Bununla alakalı Turizm Bakanlığımızın başlatmış olduğu bir belgelendirme, güvenli turizm belgelendirme programı altında böyle bir sertifikasyon programı başlatmıştı. Biz de bu programa dahil olmuştuk. Sağlık Bakanlığımızın, Turizm Bakanlığımızın, İçişleri Bakanlığımızın COVID sürecince alınması gereken tedbirler doğrultusunda belli kriterler vardı. Tabii aracı denetim kurumlar vasıtasıyla biz bu belgelendirme programına iştirak ettiğimizde gerek gizli müşteri, gerekse her ay gelip denetlenerek bu bakanlıklarımızın tedbirlerine uyup uymadığımız denetlendi. Hı hı. Tabii ki yiyecek içecek sektörün içerisinde çok farklı konseptler var. Bu doğrultuda iyi ile kötüyü ayırt edebilmek, işini yapanla yapmayanı ayırt edebilmek biraz zor bir süreçti. Ben bu konuyla alakalı tabii bazı kafeteryalar var. Özellikle paket servisi olmayan. Onların durumu biraz daha açıcı değil. Daha kötü durumdalar. Çünkü paket servisi hizmeti veren konsepte değil. Ben yöresel mutfak işletiyorum. Paket servisim var. 3 tane restoranımız var. Bu süreç içerisinde ilk başta devletimizin almış olduğu kurallara rağmen insanlar daha böyle bir gelmemekte, o Mart ayında özellikle kapatılmadan önce kendileri bir geri adım atmışlardı. Fakat bu ikinci süreçte, bu döneme geldiğimiz zaman devletimizin almış olduğu kurallara riayet etmeyip bu az önce bahsettiğim sosyal medyadaki kirli haberlerden dolayı da insanlar biraz bu COVID-19'u ciddiye almadılar. Bu sefer kendileri dışarıya çıkıp sosyalleşme adına ya da kendileri mutlu kılma adına restoranlara akın ettiler. Bu dönemde belki denetim zafiyetinden kaynaklanan bir süreçti. Belki kurallara uymayanların yüzünden kaynaklanan bir süreçti. Maalesef biz bunu başaramadık. Tekrar bu sürece geldik. Ancak sertifik için çok önemliydi. Gerçekten değerli izleyenler, teknik bir sorundan dolayı Süleyman Tarakçı'ya tekrar bağlantı kuracağız. Bir ara verip hemen geri döneceğiz efendim.
Peki kaldığımız yerden devam edelim. Süleyman Tarakçı bizimle. Kusura bakmayın, böyle bir sorun yaşadık. Evet efendim, hoş geldiniz tekrar. Sizin de dediğiniz gibi aslında hem belki de denetim zafiyeti hem de insanların artık bu eve kapanma döneminden sonra biraz kısıtlamalar genişleyince dışarıya çıkıp restoranlarda, kafelerde kontrolsüzce kalabalık oluşturmaları nedeniyle ilk fatura sizlere kesildi. Eminim ki bu dönemde problemsiz geçirmek amacıyla da ciddi yatırımlar yaptınız. İşte klima sisteminden termal kameralara, biraz önce bahsettiğiniz gibi raporlama, işte sertifikasyon aldınız. Peki bekliyor muydunuz böyle bir karar Süleyman Bey? Aslına bakarsanız biz ilk başından itibaren bu işin 2021'in Mart sonuna kadar, Nisan başına kadar devam edeceğini öngörüyorduk. Fakat bu yaz ayındaki genişlik bizi biraz aldattı diyebilirim. Ancak yapacak bir şey yok. Yani bu gerçekle yüzleşmek zorundayız ve bunu yaşamak zorundayız. Tabii ki bu süreçte devletimiz elinden geleni yaptı. Bunu göz ardı edemeyiz. Elinde olduğu imkanlar çerçevesinde. Ufak tefek sıkıntılarımız vardı. Aslında bunlardan en büyük sıkıntı, ufak tefek dediğim, aslında düzeltilebilir konulardı bunlar. Mesela kısa çalışma ödeneği Mart ayında başladığı andan itibaren firmaların ilk verdiği liste adetsel bazda baz alınsaydı, yani oradan ayrılan bir personelin yerine yeni bir personel ilave edildiğinde kısa çalışma ödeneğine dahil olsaydı, bugün belki bu kadar sıkıntı yaşamazdık. Şu anda yaşadığımız en büyük sıkıntı 6 aylık süreçte personel değişikliğinden kaynaklanan kısa çalışma ödeneğine dahil edemediğimiz personelimiz. Dolayısıyla oradan bir personel çıkıyor, yeni bir personel alıyorsunuz ancak onu kısa çalışma ödeneğine dahil edemiyorsunuz. Bu birinci sıkıntımız. Diğer en büyük sıkıntı şu: o dönemde kullandırılan bazı kredi garanti fonundan krediler vardı. Ve burada güzel bir uygulama da vardı. Örnek mevcuttaki çeklerinize karşı sadece çeklerinizi beyan ediyordunuz. Önümde şu çeklerim var. Onlara karşı kredi garanti fonundan direkt çek miktarı kadar aktarım yapılıyordu ve çeklerinizi ödüyordunuz. İkinci konu kiralara karşı olan vardı. Pek uygulanmadı o gerçi ama. Üçüncüsü de açıkta bulunan cari hesaplarınıza karşı olan kredi garanti fonundan kullandırılmış krediler vardı. Bunlardaki sıkıntı şuydu: biz bu işin 2021'in Mart'ına kadar devam edeceğini bildiğimiz halde 3 ay ödemesiz, 9 ay vadeli olduğu için ve oradaki rakamlar da o firmalara ödendiği, çekleriniz ödendiği bu kredileri kullandınız. Ama şu anda o dönemde ertelenen sigortalarınız vardı. Öyle bir hale geldi ki çift SSK ödüyorsunuz, o kredilerin ödemeleri başlandı, 6 ayda o krediyi ödemek zorundasınız. Diğer taraftan kısa çalışma ödeneğine dahil edemediğiniz personeliniz var. Böyle sıkıntılı bir süreç maalesef yaşadık. 2021'in Mart'ına kadar da biz bu işte en azından şu geçtiğimiz Ekim ya da Ağustos, Eylül aylarına dönebileceğimizi zannetmiyorum. Allah yardımcımız olsun diyorum. İşletmecilerin işi çok da, özellikle bizim sektörümüzdeki durum çok acı. Bununla alakalı şu anda beklenti olarak bana göre şu kısa çalışma ödeneğindeki personel ilavelerinin yapılması lazım. Yani orada adetsel bazlarsa, ben 20 kişiyle çalışıyorsam hem istihdam konularına değinirken hem de oradan çıkan personelin yerine yeni personel alıp oraya dahil edemediğinizde o insan ne yapacak? İş yerini çalıştırmayacak. Diyecek ki yani ben bunun altından kalkamıyorum. Akabinde hiç hoş olmayan durumlar gelecek. Yani bugün dükkana kepenk vuran, iflasın eşiğine gelmiş birçok insan var. Birçok şirket var bu anlamda bu sektöre hizmet veren. Dolayısıyla bunun adetsel bazda öncesinde 20 personelle ya da 30 personelle çalışıyorsa listedeki adetin baz alınması lazım. 30'un altına düşmemek kaydıyla isteyen insan işe girip çıkabilir. Bir de oradaki süreç olayı var. O sürecin de tekrardan revize edilmesi lazım. İlla 60 gün ya da şu kadar gün konularının olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu birinci konu. Diğer beklentimiz şu: mevcutta o dönemde kullandırılan kredi garanti fonundan kullanılan kredilerin tekrar yapılandırmasından ziyade, bu benim şahsi düşüncem, yapılandırılabilirdi ama yapılandırılmadan direkt önümüzdeki 5 ya da 6 ayı süreç sonucunda, 6 ay sonucunda başlamak üzere
bu aradaki süreyi yok sayılması, pas geçilmesi, belki ufak bir faiz dengelemesiyle ya da paçal bir faiz dengelemesiyle 6 ay sonrasında ödemesiz bir süreçten sonra tekrar sırayla başlatılması gerektiğini düşünüyorum. Başka türlü bunun altından insanların kalkabileceklerinde, yeniden bir krediye bulaştıklarında bunun altından kalkabileceklerini ben hiç zannetmiyorum. Bu çok da uygun bir durum olmayacaktır. Çünkü bizim içinde bulunduğumuz sektörü çoğu dışarıdan bakıldığı zaman içerisinde çok farklı dinamikler olduğu için çoğu insan bunu kavrayamıyor. Biz öyle bir sektörüz ki birçok üniversite mezununu dahi farklı alanlarda üniversiteyi bitirmiş birçok üniversite mezununu dahi istihdam yaparak bünyesine katan bir sektörüz. Hı hı. Kendi alanında iş bulamayan birçok insana istihdam sağlayan bir sektörüz. Bizim ülkemizdeki turizm mezunlarının %90'ı takip eden yıl içerisinde, 2 yıl içerisinde sektörden ayrılıyor. Gerek gastronomi olsun, gerek diğer turizm bölümünden mezun olan öğrencilerimiz olsun. Üniversitedeki hayatla gerçek yaşamdaki hayatları örtüşmediğinde, oradaki gerçekle yüzleştiklerinde sektör ağır geliyor ve ayrılıyorlar. Dolayısıyla diğer taraftan siz dışarıdan belgesiz bir şekilde insanları alıyorsunuz, onlara eğitim veriyorsunuz, o süreci yaşatıyorsunuz, onlardan istihdam sağlıyorsunuz ve onların üzerinden siz bir personel portföyü ortaya koyup ondan istifade etmeye çalışıyorsunuz. Dolayısıyla bu sektördeki çalışanları sosyolojik olarak analiz etmeye kalktığınız zaman hepsi turizm ya da gastronomi mezunu insanlar değil. İstihdam bakımından aslında birçok konuyu, birçok sektörü de rahatlatan bir sektörüz. Bu gerçeğin de göz ardı edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Evet Süleyman Bey, peki bu kapanma kararı yeme içme sektörü nezdinde çok ani değil miydi? Yani stok yönetimi konusunu ele alacak olursak en azından bir hafta önce söylenmesi gerekmez miydi? Ne dersiniz? Elinizdeki yiyecek stoklarıyla kala kaldınız mı? Böyle bir durumla karşılaştınız mı? Merak ediyorum. Ben bunun biraz suistimal edildiğini düşünüyorum. Yani hiçbir restoran kalkıp da 6 aylık ya da 5 aylık stoğunu yapmaz. Böyle bir şey yok. Yani ben yani bir hafta 10 gün zaten paket servis devam ettiği için o ürünleri çok rahatlıkla tüketilebilir. Tabii ki bu içeride çevrilen ciro ile alakalı bir konu. Zaten her gün başka yerlerden alışveriş yapmıyorsunuz. Sizin tanımlamış olduğunuz ürünlerinizi sürekli olarak satın alma yaptığınız yerle bir gün iki gündür çalışmıyorsunuz ki. Yani o insanlar eğer elinizde fazla bir stoğunuz varsa iade alabilirler. Bunda bir sıkıntı yok. Ama biz zaten o kadar aşırı stokla dönen ya da sürekli bu tarz stoklar yapan bir sektör değiliz. Gerekli şekillerde korunabilecek ürünler de var. Birkaç ay işte kuru bakliyat vesaire gibi, et gibi, sütlü mamuller gibi iade edilmesi gereken ürünler de var. Ama bunun çok büyük bir rakam teşkil ettiğini ben inanın kendi adıma, kendi işletmelerim adına, belki daha farklı zorluklar yaşayan işletmeler olabilir. Ben kendi adıma böyle bir zorluk, paket servisim olduğu için de belki de böyle bir zorluk olduğunu düşünmüyorum. İade edilebilir. Sektör içerisinde bir dayanışma var aslında. Satın alma yaptığınız firmalarla diyaloglarınızın ve bugüne kadarki cari dengelerinizin iyi gitmesi karşılıklı olarak birbirlerini idare edecek boyuta aslında geldi. Çok hoşgörüsüz firmalar haricinde genelde sektör kendi içerisindeki iletişimini bu doğrultuda sağlıklı bir şekilde götürebiliyor. Ben o stokların çok fazla insanları etkileyeceğini düşünmüyorum. Kısa çalışma ödeneğindeki konu ile kullanılan o 3 ay ödemesiz 9 ay vadeli KGF'lerin şu anda sektörümüzü daha çok zorladığını düşünüyorum. Peki. Peki sizce bu paket servisi ne kadar tolere eder bu kaybı? Yani en azından işte kaybolacak işletmelerden bahsedebilir miyiz? Mayıs ayına kadar belki böyle arada kısıtlamalar mevcut olacaktır. Bu Mart'ın sonuna kadar, belki Nisan sonuna kadar 5-6 ay gidecek bir süreç. Bir sefer bunu biz bu şekilde öngörüp bütün planımızı, programımızı bu doğrultuda yapmak zorundayız. Paket servis bir işletmenin %10-15, yerine göre 20 ama 20'nin üzerinde çok zorlayayım. %25'in gerçek cirolarda paket servisi olan bir işletmenin
gerçek cirosunun %25'ini geçeceğini ben düşünmüyorum. Bu süreçte istediğiniz kadar açın, kapatın, paket servise yatırım yapın, ne yaparsanız yapın. Cironuzun %50'sini yakaladığınızı düşünün. Bu o işletmeyi ayakta tutmaya yeterli bir konu değil. Onun için kısa çalışma ödeneğindeki desteklerin ve kredi garanti fonundan kullanılan o dönemdeki kredilerin 6 ay süreyle ödemesiz bir şekilde ötelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Başka türlü paket servisle bir işletmenin ayakta kalması mümkün değil. İmkansız bir şey. Evet, bir yandan Anadolu'nun yemek kültürü var. Muazzam bir yemek kültürü var aslında Anadolu'nun. Çok zengin ve bunu yeterince dünyaya tanıtamadığımızı düşünüyorum. Sizce bunun nedeni nedir? Sizce restoranlar yanlış ellerde mi, işte aile işletmeleri mi az? Nedir bunun sebebi sizce? Şimdi şöyle, Selçuklu'dan Osmanlı'ya ve Türkiye Cumhuriyeti'ne kadar biz çok büyük devletler kurmuş bir toplumuz. Medine'den tutun, Bağdat, Horasan, Semerkant, Bursa, İstanbul'a kadar dünyaya kültür üretmiş, böyle bir birikim olan, tasavvuf kültürü olan bir toplumuz. Biz elinde bulundurduğumuz bu değerleri korumakta zorlanıyoruz. Saniyede bilgilerin güncellendiği bir dönemde sosyal medyadan aşırı derecede beslenen bir toplumuz. Bakın bu süreç içerisinde ben size bir şey söyleyeyim. Hep ilaçlardan, hastalıkları ilaçlardan yeneceğimizi, hep ilaç konuşuluyor. Bu süreçte konuşulmayan tek şey insanların beslenme alışkanlığı. İnsan iki şey için yaşıyor. Bir, açlığını gidermek. İki, üzerindeki elbise, ayıbını örtmek. İnsanın haysiyeti, şerefi, onuru, gururu, namusu bu iki değerin içerisindedir. Dolayısıyla sağlığınızı yerinde tuttuğunuzda, sağlıklı beslendiğinizde sizin vücudunuzun direnç gösteremeyeceği hiçbir şey yoktur. Bütün hastalıkların sebebi sağlıklı beslenmemekten, doğru beslenmemekten geçiyor. Bizim topraklarımızdaki mutfak kültürü buna yeterli. Sadece doğru beslenmeliyiz. Düzgün beslenmeliyiz ve Türkiye'de yiyecek içecek sektöründeki bütün işletmelerin bu konuda çalışma yapması gerektiğini, sağlıklı ürünler kullanması gerektiğini, mutfağına sadece lezzet verme adına değil, gerçekten insanların sağlığına faydalı ürünler üretmesi gerektiğini, bu konuda denetimlerin artması gerektiğini, çok kıymetli hocalarımız var ülkemizde. Alternatif tıpla da ilgilenen hocalarımız var. Benim görüşüm şu, biz ülkemizde yiyecek içecek alışkanlığını komple değiştirecek kozmik bir çalışma yapmak zorundayız. Her şeyden önce bir üniversite ihtiyacımız var. Özel üniversite olmamalı. Belki Milli İstihbarat Teşkilatımız gibi, teknoloji üzerinde çalışan gizli kozmik yerlerimiz gibi böyle bir üniversitemiz olmalı. Vakıf ya da devlet üniversitesi olabilir. Bu üniversite belki fasulyeyi, nohutu, mercimeği her derecede yeniden kaynatıp salça eklediği zamanki diğerine, soğan eklediği zamanki diğerine yeniden bakmalı. Ve biz neyi neyle beraber tüketeceğimize yeniden bir gözden geçirip karar vermek durumunda kalabilmemiz lazım. Yani bugün çok organik bir domatesi kışın bile elde edebilirsiniz. Ben sağlıkçı değilim, doktor değilim ama bu bilgiler maalesef gerçek. Okuduğumuzdan, tecrübe ettiğimizden dolayı doğa, tabiat, yaradan bize hangi dönemde hangi ürünü veriyorsa biz onu o dönemde tüketmemiz lazım. Çok organik bir domatesi kışında elde edebilirsiniz belki ama bünyeniz o domatesi yiyecek mevsimde olmayabilir. Geçen programımızda da size son dönemde bahsetmiştim. O kadar çok şifrelenmiş güzel bilgileriniz var ki bizim Anadolu'da. Hani demiştim ben, Kiraz demiş ki ben insanları dalım gibi ip ince yaparım ama dut arkamdan gelmezse. Kiraz mevsiminde insanın bünyesinin aldığı durum nedir? Kanın sulanması, kirazın biraz daha onu sulandıracak hale getirmesi, vücudun toksinlerden arınması, zayıf düşen vücudun tekrar dutla dengelenmesi. Bakın bu çok basit bir şey değil. Onun için bizim kozmik bir üniversiteye, yiyecek içecek sektörünü, bugün geldiğimiz pandemi durumuna
bu virüslere baktığımız zaman bunun ne kadar elzem olduğunu, bu kimsenin işine gelmez. Kozmik olması gerektiğini bu yüzden vurguluyorum. Biz köklü medeniyete sahip, bütün bu bilgilere sahip bir insanız. Belki evet, bizde yiyecek içecek sektörü ya da konaklama sektörü çok gelişmiş olabilir. Geç gelişmiş olabilir, özür dilerim. Gelişmemiş, geride kalmış olabiliriz. Belki gastronominin temel ilkelerini biz yazmamış olabiliriz. Arada bir dönem kayıp olarak bir dönemi kayıt altına alabiliriz. Ancak bunların hepsi geçmiş dönemde bizim mutfak kültürümüz dünyaya örnek olmuş. Belki İbn-i Sina'nın o dönemlerde yapmış olduğu çalışmaları bugün biz deşifre edebilsek, bugün bir açığa çıkartabilsek insanların inanın ağzı açık kalır. Bugün hala yemek yerken neden su içilmemesi gerektiğini toplumumuzun %99'u bilmiyor. Şimdi böyle bir durum ortadayken biz ilaçlarla, şunlarla, bunlarla bir pandemi sürecini kontrol altına almaya kalkarken bu konuda yapılması gereken çalışmaları göz ardı edemeyiz. Dolayısıyla Süleyman Bey, bizim vaktimiz doldu ama çok hızlı toparlarsanız sevinirim. Toparlayayım. Bizim böyle bir çalışmaya gerçekten ihtiyacımız var. Diğer taraftan Türkiye'deki gastronomi dünyasının da bir an önce bir yığın federasyondan, bir yığın konfederasyondan, binlerce dernekten de bir an önce kurtulması lazım. Yani Türkiye gastronomi platformu olması lazım. Son şunu söylemek istiyorum. Biz mutfak kültürümüzü gerçekten ortaya koyabilme adına öncelikle hiçbir bölgede bir mutfak kültürünün ile indirilmemesi gerektiğini, 7 bölgede o müfredatın oluşturulması gerektiğini, 7 bölgedeki mutfak kültürünün yeniden ele alınıp onların içerisinden gerçek mutfak kültürümüzü ortaya çıkartan yeniden bir çalışma yapılması gerektiğini ve Türkiye gastronomi platformu gibi bir platform olduğunda bunun da akredite bir kurum haline gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Peki. Son olarak bunu neden söylediğimi de söyleyeyim. Bugün gastronomi bölümünden mezun olan insanlar şef komi olarak mezun oluyor. Ondan sonra hayatının hiçbir döneminde en ufak bir sınavı yok. 2 yıl bir yerde çalıştıktan sonra burasına eksekutif şef yazabiliyor. Evet. Peki bunu niye? Bir sınavı mı var? Bunun yok. Süleyman Bey, çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için, katkılarınız için. Teşekkür ederim. Çok mersi. Sağ olun. Değerli izleyenler, bugünlük Gıda Borsası'nın sonuna geldik. Ben Naz Özdeğirmenci. Yarın görüşmek dileğiyle.